Daí, bom dia, Cristian Barça! Daí, bom dia, Cristian Barça! Que dá bom dia, que era nem mais que dá. Burçet ve Burçetkalar, bugünkü videoma hoş geldiniz. Yanımda kim var? Yanımda Boncukçu Ömer abi. Boncukçu Ömer abi var. Bulgaristan'ın tek seyyar nazar boncuğu satıcısı. Yani ondan başka bu ülkede nazar boncuğu satan yok seyyar olarak. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Bu iş artık 28 sene oldu artık bu işi yapıyorum. Ama insanlardan çok memnun. İnsanlara anlattırabildiğimi herkes alıyor. Abi diyor, bizim ekmek yiyecek paramız olmasa diyor, sana bir kadem için diyor, sen de kadem verirsin diyor, iyi insandan aldığımızı anlıyoruz diyor. Zaten insanlara gülelek verdiğimi, işen verdim, o insana aynı işini geçiyor. Peki abi, bunu kimler alıyor daha çok nazar boncuğunu? Yani nazar şöyle mi söyleyeyim, Bulgaristan'da sattığın için soruyorum. Türkler mi daha çok alıyor, Bulgarlar mı, Komaklar mı? Şimdiki bunu hiç karar vermez kim alacağını, herkes alabiliyor. Çünkü ben geçen sene bazılarını anlattırdım. Bu üç tane devlet simvolu var burada. Türkler, Yunanlar, bir de Bulgarlar. Asıl da İsa Peygamber'in Kristus'un ortasına adamı mavi taş koymuşlar. O mavi taştan boncuk yapmışlar. Boncuktan geçmiş adamı Yunanlara. Yunanlar boncuğun ortasına kara koyuyorlar. Oradan Yunan'a geçiyor Türklere. Türklere adamı beyazdan mavi koyuyorlar. Üç tane simbol var. Üç devlet, bir millet dedik herhalde. Peki şunu sorayım o zaman. Ya Bulgaristan'da yaşayan bizlerin nazar koruma ihtiyacı var mı? Nazar nasıl korumacak ya? Ya her ülkenin farklıdır diye düşünüyorum. Bizde daha mı çok daha mı az? Bizde daha çok ya. Niye öyle düşünüyorsun? Bizde sevgi de çok lazım. Sevgi olan yerde boncuk da gider, söz de geçer, her şey geçer. Kim gözlerden korumamız gerekiyor. Evet. Peki evet. Abi fiyatları nedir yani Bulgaristan için? Fiyatları kardeşim bak, ben insanına göre oynattırıyorum. Bulgar çok sıyrık aldığına onun iki gözüne de saldırıyorum. Yapma. Ya alsın, fazla alsın diye. Sen Antalya'daki şimdi turistleri kazıklayan esnaf gibi değilsin değil mi? Hayır be kardeşim, öyle bir şey olur mu? Şaka tabii. Kendi konuşmamda da korkuyorum. Yaşlar tezgeri gitti be ya. Vallahi tezgeri gitti. Ama yaşa bakmayacaksın. İnsan savaşıyor ama çalışkan insan adam ikilemez. Peki Türkiye'den gelen bizim insanlarımız alıyor mu? Tabii alıyorlar ya. Bunlar daha çok alıyorlar. Bazı diyor benim evde boncuk var. Ben de diyor nasıl boncuk ya? Ben de biliyorum evde ne var diyorum. Ne var? İki tane tiyaram var diyor abi. Alıyorlar insanlar. Dedim sana muhabbet yaptıktan kere o zaman azıcık açılıyor insanlar. Bizim halkımız bilmem neden ama çok sinirden sıkıntıları var. Bu yüzden ben bazen diyor abi para önemli değil. Teşekkür ederim, boncuk sattım adam. Çocuk aldım. Abi toptan ne? Toptan zaten indirdiler. Aldı adamı 28'e tutadı, ben 20 yapıyorum. Abi sen hemen iyi çocukmuşsun dedi. Gene alacağız diyor. İnsanlara biz artık birkaç tane aldım indirim yaparız. Bir de ben tek göz veriyorum adama. Şeyden yap. Aynı şeye telefonla yaptırmak için veriyorum. Telefonla arkalık. Ha, telefonla bunu gösterdikten hemen indirim yaptım. Bunları artık fazladan veriyoruz. Türkiye bayrağını en çok veriyorum aldın mı? Peki şimdi bizim Brat ve Bratçetkalara nazar boncuğuyla ilgili son olarak ne söylemek ister? Bratçetkalar boncuksuz gezmez, niye adın mı? Nazar yerirse gözleri de görmez. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Yoksullar var üzülsün.